Canım. Senin için hazırladım bak. Hadi ye bunlardan, çok faydalı. Yok istemiyorum. Ne demek istemiyorum? Kilo yapıyor. Akşam oldu, biz bu akşam yemeğini yemeyecek miyiz? Yoksa yemek yemek için de Gülcemal Bey'in komutunu mu bekliyoruz? Hayır canım, onlar zaten yoklar ki bu akşam. Nişana gidecekler. Başkanın kızının. Sen yemek istiyorsan eğer yiyebiliriz değil mi? Garan hazır yemek. Hazır. Yok şeyi anlamadım ben, onlar dedin ya, onlar kimler? Hoş geldin canım. Hoş bulduk anacığım. Abicim. Söyle abi. Hayırdır? Kıza elbise almışsın. Ne var bunda? Yani ne bileyim. Gülcemal Bey'den hiç beklenmeyecek hareketler. Yani sen ve bir kadına elbise almak. Ne alakası var? Daha da mı mıyım ben? Evet. Tövbe tövbe. Takılıyorum ya. Ya abi bir şey soracağım. Yani tamam bu jestler, bir elbise almalar falan, bunları anladık da şimdi siz bu davete gideceksiniz yani beraber. Yani siz ikiniz yani tam olarak oraya yani ne olarak gidiyorsunuz? Onu şey ettim ben. Deva benim sağ kolum olacak. Tamam mı? İçin rahatladı mı? Allah Allah. Hadi nerede kaldı bu kız? Deva! Deva bir saatin çoktan doldu. Önden buyurun. Aynen öyle. Dediğim saatte orada olacaksın. Kızı alıp sağ salim İstanbul'a götüreceksin. Tamam, bir değişiklik olursa ben seni arayacağım yine. Her şey tamam. Ya ben korkuyorum ya. Ya beceremezsek? Merak etme. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Deva yarın o hastaneye gidecek. İbrahim amcanın odasına girecek. Ve bir daha da o odadan çıkmayacak. Nasıl olacak ki o? Çıkarken özellikle baktım. O da Deva'nın atlayabileceği yükseklikte. Gülcemal'in adamları kapıda beklerken Deva camdan atlayacak. Ve yolda onu bekleyen araca binip uzaklaşacak. Oradan da ver elini İstanbul. İstanbul'da da sağ salim güvenli kalacağı bir yer ayarladık. Armağan, o Gülcemal psikopatı bunu fark ederse var ya bize kan kusturur. Ay inşallah bir problem olmaz. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Hayır, hayır. Başkanım hazır gelmişken şu bizim ruhsat işini de halledersem. Gerekli prosedürler devam ediyor. Sonuçlanır sonuçlanmaz bilgilendireceğim seni. Beyler, bari bugün devlet işlerini bir yana bıraksanız ha? Doğru. O da doğru. Zafer Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin yerinizi göstereyim. Zafer Pehlivan geldi. Ah.
Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi görmek ne kadar güzel. Sağ ol. Raper Hanım, hoş geldiniz. İyi nasılsınız? Ah canım benim. Raper Hanım, çok iyi gördüm sizi. Ah, teşekkür ederim. İyiyim, iyiyim. Koşturuyoruz. Ne güzel. Efendim, tebrik ediyorum. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz efendim. Tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Canım. Tebrik ediyorum. Buyurunuz. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neler yaptınız, koşturma? Evet. Yaptınız o bahçe işi. Ay canım. Evet, çok heyecanlı. Evet. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. İsim alabilir miyim? İyi akşamlar. Güç Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Lütfen buyurun. Koluma girsem mi? Gerçi kolunu kırarsın daha iyi değil mi? Rica ederim. Teşekkürler. Geliyorum hemen. İyi akşamlar Zafer Hanım. Hemen git buradan. Nedenmiş? Burası benim şehrim. Bu insanlar benim ahbaplarım. Onlara geçmişi hatırlatmanın hiçbir yararı yok. Kendini tanıtacaksan da üstün körü tanıt. Emrin olur. Bu itibarı kazanmak için çok uğraştım. Buradakilerin çoğu kim olduğunu unutmuş. Sen iki çocuğunu yüzüstü bırakıp sevgilisine kaçan kenar mahalleli bir kadından başka bir şey değilsin. Buradakiler hatırlayacak diye çok korkuyorsun değil mi? Sabrımı taşır mı? Taşsın, taşsın. Ben senin sabrını taşırmak için geldim zaten. Hadi. Gücün yetiyorsa durdur beni. Başkanım, iyi akşamlar. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı olsun çok efendim. Çok teşekkür ederim. Pardon. Dilerim uğur getirir. Teşekkür ederim. Çok incesiniz. Ne demek? Güle güle kullansın. Siz hanımefendi Zafer Hanım'ın yanında çalışan... Beva. Memnun oldum. Beva Hanım artık benimle çalışıyor. Yeni bir marka kurduk. Fırsatımız olursa tanıtımını yaparım size. Baş tasarımcımız Beva Hanım olacak. Tebrik ederim. Hanımefendiyi Zafer Pehlivan'dan almak için nasıl bir vaatte bulundunuz merak ettim. Devacığım. Zafer anne. Bu arada geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Salonda birçok yatırımcı Güç Holding'de anlaşmalar yapmış. Bizden de ihale almışsınız. Ama isminizi dahi bilmiyoruz hiçbirimiz. Öyle oldu başkanım. Açıkçası aramızda merak konusu oldunuz. Hanımlar, beyler, bugün aramızda özel bir konuğumuz var. Hepimizin işbirliği yaptığı ama kendisiyle tanışma şerefine ulaşamadığımız
Güz Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Buyurun. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Öyle bir gizem oluşturdunuz ki henüz adınızı bile öğrenemedik. Milyonluk anlaşmaları yapıp yüzünü görmeyiz bu kişiyi çok merak ediyorduk. Eyvallah, eyvallah. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Niyetim sizi merakta bırakmak değildi. Yüz yüze gelip tanışmak istedim. Aslında hayatımı uzun zamandır buraya taşımak gibi planlarım vardı. Sizler normalde beni tanıyorsunuz. Kiminiz şahsen, kiminiz gıyaben. Ben de buralıyım, memleketim burası. Ama şimdi daha da merak ettik. Buradan gideli çok uzun zaman oldu. Gerçi gitmek de denmez. Sürgün gibi bir şeydi. Belki kötü bir çocuktum, bilemiyorum. Sürgün edildiğim bu şehre gelmem de 25 yılımı aldı. Ama çok şükür başım dik olarak memleketime döndüm. Eminim babam hayatta olsaydı benimle gurur duyardı. Benim adım Gülcemal. Aslında hepinizin tanıdığı, hikayesini bildiği kunduracı Saim'in oğlu Gülcemal. Şu anda burada tanıştığınız kişi de kunduracı Saim'in oğlu Gülcemal. Değişen bir şey yok yani. O zaman yeniden aramıza hoş geldiniz Gülcemal Bey. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Çok memnun oldum Gülcemal. Sağ olun, ben de öyle. Tövbesi. Ne bu halin? Yüzün kirece kesmiş. Davete geldi o yılan. Kim? Gülcemal mi? Başka yılan mı var Atoş? Abi ya bir sakin ol. Ay sakin olamam. Orada Bursa'nın kas sanayicisi vardı, sen biliyor musun? Kaç milyonluk anlaşma imzalamış hepsiyle. Ya yanına da devayı almış böyle gösterecek benden çaldıklarını. Ya ya gücünü gösterdi, gücünü gösterdi herkese. Benim yıllarca uğraşıp kazandığım itibarı iki günde kazanmış. İki günde. Ya herkes hikayeyi öğrendi. Bilmeyenler de yakında öğrenir artık. Çok fena olmuş. Çok. Armağanı buradan göndermem lazım. Nasıl? Göndereceğim mi kuzumu? Mecburum Atoş, mecburum. Hemen hazırlıklara başla. Kimsenin haberi olmasın, anladın mı? Hanımım. Lütfen, lütfen Atoş, itiraz etme. Yok, ona değil. Ona itiraz edeceğim ama sonra. Önce başka bir şey var. Ne? Ben bir şey duydum. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı olsun.
Ne oldu? Neye bakıyorsun? Bu kadar yediğin nereye gidiyor diye bakıyorum. Kurt vardır belki de. Sen benim lokmamı mı sayıyorsun? Buralı olduğunu söylememiştin. Sormadım ki. Çünkü merak etmedim. Peki şimdi merak ediyor musun? Yok. Eyvallah. Çok zeki birisin. Öyle mi? Hı. Beni buraya getirmen, hatta ben buraya geleyim diye bilmem kaç bin dolar döktüğün yıldızlar falan, bu davete güzel bir kadınla katılman için değildi. Ne içindi? Bursa Sosyetesi'ne kendini takdim ederken güç gösterisi yapmak içindi. Her şeyi aldım. Zafer Pehlivan'ın en iyi tasarımcısını bile. Zafer Hanım'ı da arkasına bakmadan göndermeyi başardın. Tebrikler. Sen kendini çok mu güzel sanıyorsun? Hı? Yani ben böyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Aa! Deva! Aa! Senin! Gözlerime inanamıyorum. Ne yapıyorsun sen burada? İyi, İrem benim şirketin arkadaşım. Ne kadar uzun zaman oldu, öyle değil mi? Ay evet ya, çok oldu. Çok şaşırdım ya gerçekten. Değil mi? Bir ara evleneceğini duymuştum. Eşin mi? Yok, Allah korusun. O zaman Deva, bu dansı bana lütfeder misin? Edemez kardeş. Çünkü bu dans için bana söz verdi. Ha, öyle mi? Öyle. Ben sana dans falan söz verdiğimi hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Hı. Ah! Şansına küs. Yenisi başladı. Anlamaz. Bekle bekle.
musun? Garip ama sana alışmıştım canavar. Aslında sözümü çiğnemek hiç uyum değildir ama gitmek zorundayım. İnşallah bir gün beni anlarsın. Allah'a emanet ol demiyorum. Sizden. Hayret. Rusev bana daha karanlık gelmişti. Ne yani? Bundan sonra ben yokmuşum gibi mi davranacaksın? Hayır. Ben yokum. Artık yüzünü bile görmeyeceğim. Da Deva'nın atlayabileceği yükseklikte. Gülcemal'in adamları kapıda beklerken Deva camdan atlayacak ve yolda onu bekleyen araca binip uzaklaşacak. Oradan da ver elini İstanbul. Suçunuzu biliyorsunuz değil mi? Abi biz vallahi çantaya asılacağını bilemedik. Yok yok. Ondan önce başka bir suçunuz daha var. Hırsızlık yaptınız. Açlık abi. Bak ben aç da kaldım. Soğuktan it gibi titrediğim oldu. Başıma gelmeyen kalmadı. Ama hiçbir zaman hırsızlık yapmadım biliyor musun? Abi çantanın içindekileri dokunmadık. Affet lütfen. Affetmem. Ulan sizin yüzünüzden kardeşim ölüyordu be. Ben düşündüm sizin hesabınızı kestim oğlum. Kısas yapacağız. Piranaları bilir misiniz? Hı? Hani şu kan kokusuna dayanamazlar. He? Ben bu gölü niye piranayla doldurdum biliyor musunuz? Sizin için. Bir insanın iskelete dönmesi 5 dakika. Bu da kesin bilgi. Sokun şunların kolunu suya. Abi dur lütfen gözünü seveyim abi. Abi vallahi Gülenden abla istedi bunu lütfen abi. Bize kendi paran verdi çantasını çaldım diye abi. Biz bir şey abi, yapmadık. Abi Gülen vallahi bize doğruyu söylüyoruz abi. Yalan değil abi. Abi vallahi doğruları söylüyoruz abi. Lütfen abi yalan söylemiyoruz abi. Lütfen atmayın bizi piranaların oraya. Abi ne olur abi. Allah çarpın lütfen şey gözünüzü seveyim. Oğlum Amazon mu lan burası? Pirana ne arar lan burada?
Bir de hırsızlık mırsızlık yok, tamam mı? Çocukları aldığınız yere bırakın. Karınlarını güzel bir doyurun ki hırsızlık akıllarından bile geçmesin. Dediğim saatte orada olacaksın. Kızı alıp sağ salim İstanbul'a götüreceksin. Mehmet Bey. Evet, buyurun lütfen. Armağan Bey, Deva Hanım yanımda. Bilginiz olsun. Ne demek Deva yok? Nasıl kaçar oğlum? Bu kız ikide bir nasıl kaçıyor ya? Oğlum Gül Cemal bizi bitirecek biliyorsun değil mi? Acı çekmek. Kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insana sırrını kimselere anlatmadan ölmeyi arzulatan bir şeydi. Ne oldu? Araba arıza yapmış sanırım. Ben bir bakayım. Sizi bekleyin. Hayırdır? Bir sorun mu var? Kes lan! Ne oluyor? Kimsin? Ne istiyorsun? Çıkarma. Gelmeyeceğim dedim. Sakın! Dur lan! Kes sesini. Kes! Şimdi sen beni bu cehenneme buradan Deva ile birlikte çıkacaksın diye soktun. Deva kaçmış gitmiş. Ben tek başıma ne yiyeceğim burada? Deva hiçbir yere gitmeyecek. En geç yarın tıpış tıpış evine dönecek. Hem de kendi ayağıyla. Bir daha da o evden dışarı çıkmayı aklından bile geçirmeyecek. Ne yaptın sen ya? Şu sıralar adamlarım onu almış olmalı. Deva İstanbul'a varamayacak. Ona öyle şeyler yaşatacağım ki o evden çıktığına bin pişman olacak. İşler karıştırıyorsun anne sen. Kimsin ya sen? Kimsin?